Reşit abi kolay gelsin. Eyvallah. Hacı abi burada ne yapıyoruz? Nerede patron, Bu nerede? tankın burada ne işi var? Abi yukarıya su yetmiyor. Nasıl su Daha doğrusu yetmiyor? basınç yetmiyor. Kaçıncı kata yetmiyor? 10. kattan sonra cortladı. Direkt cortlama var. Onun içinde şey yapacağız. Su aynı şu parmağımın yarısı kadar şöyle sim zor akıyor. Cortlama diyoruz bizim o tarafta. Basınç yetmediği için yukarı çıkamıyor. Evet. Güzel. Peki bu tank nedir abi? Kaç litrelik bu tank? Bu Ne tank işe yarar? 3 tonluk, 3000 litre Evet. ya da Evet. şimdi buna normal aşağıdan bir şebekeden bağladık Bu mı bizim aldık. yukarı çıkan Şuradan girdik işte. suyun PPRC boruya bir tane T verdin. Pancarın açtığını oradan İçeriye gönderdin. Ve suyu açtım ve su akmaya başladı. Akıyor iyi güzel de. Bu ne bu? Bu şamandıra. Bu devamlı açık kalacak kendisi. Tamam bu su vanayı biz buradan katmıyoruz. Bu akıyor. Açacak, devamlı açık kalacak. Tamam açık buradan akıyor. Şamandıranın Bir görevi saniye. zaten Bir burada buldu. saniye. Bir saniye. Anladım. Bir Buyurun. dakika çek. Buyurun. Su yukarı doğru çıktığında şamandıra bunu kesiyor. Güzel. Peki ben burada bir şey görüyorum. Bu bidonun içi pis. Pis. Nasıl bu bizim hidrofortu katmayacak mı? Tır atmaz. Onlar yukarıya çıkamaz zaten. Beton parçası var içinde. Nereden alıyoruz biz suyu? Eski şeydeydi ya bu. Aşağıdan şebekeden geliyor. Şurada mı alacağız su ağzını? Yok yok. Al, biz emişimiz bizim bu. Şimdi bundan emeceğiz. Yalnız Behçet abi bunu şu alttan galiba sızdırıyordu haberin olsun. Sıktım. İyi tamam. Farkındayım. Oradan aldın abi ağzı. Nereye veriyorsun? Aha burada hidrofora vereceğiz. Gel Batuhan ben geldim. Bu bizim arkadaşlar boyluk 3 mu? kavalık hidraforumuz. Lan bir poşet var orada. 3 Ne tane kadar araba güçlü var. olursa o İçine kadar bağlı yukarı poşeti basınçtan gitsin gönderebilir. Bu şekilde tek motorla alabileceğimiz bizim ya. bu Tezgah vardı. karşısına 3 aldığın zaman kavalık. Bu da herhalde arabada bulduğun bir tezgah karşısına aldığın zaman solda köşede vermem bütün yolu tezgahı geçecek. 17-18 katı kadar basabiliyor rahatlıkla. Şu yan tarafta birimleri var ama şu an göremiyorum. Sumak'ın cihazı. Şu da bunun yine genleşme tankı. Bravo. Bravo. Beşit abi seni anlatman Sen lazım. çözdün abi. Ya gerek kalmıyor ki, bize gerek kalmıyor. Sen çözdün işi. Seni anlatman lazım. Ben zaten sistemi biliyorum Ya ama. bir şey yok bunda. Bu şeyden depoda şimdi emecek. Nereden Bunlar emecek? Hangi ağza veriyorsun? depodan şu alttaki emiş. Evet. Şundan da buna bağlayacağız. Bu da yukarıya gidiş. Sistem bağlayacağız. Peki. He? Şu zımbırık ne işe yarayacak? O da genleşmesi bu. Basıncı denge tutacak. Şuradan basıncı denge tutmak için kullanılan genleşme tankı. Burada basıncı veriyor Sistem yukarıya. bu. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. Alttan gelen bizim temiz su geldi depoya girdi. Depodan çıktı. Hidrofora girdi. Hidrofordan geri şuradan kesilmiş olan yukarı çıkan hattın ağzına bir tane 90 dirsekle Bravo. verili vermiş oldu. Bravo. Aynen öyle abi. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Bu sistem inşaat bitene kadar burada duracak mecburen. Muhtemelen öyle. Ya Çaresiz. burada hani şey dedim, altına bak 5-10'ları koydum. 5-10'ları Şu koyalım an ki temiz. altına transparan falan koyalım kolay olsun. He, onun için düşündüm. Hem de Şapı var, fayansı var. gerekirse şuraya bir şey atarız. Yukarı Aşağısı sarız. bunu seramik yapılırken Yukarı mı asacaksın? kaldırıyoruz yukarıya. Evet. Süpersin ya. İyi, eline sağlık. İyi düşünmüşsün. Tamam abi. Evet, o yerine. Teşekkür ederim. Tamam, zaten Hadi o yerine. kolay gelsin. Eyvallah. Selametle. Sağ olun. Teşekkürler. Hidroforla alakalı böyle ufak bir detay vardı. Hemen dedim sizinle de bunu paylaşayım. Başka bu tip detaylar olursa yine paylaşırız. Hoşça kalın.